Erkan Tan devletini aşağılayan CHP. CHP Genel Başkanı resmen dünyanın geri kalanına karşı devletimizi ve milletimizi aşağıladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı esnasında kendi devlet idarecileri için bunlar bağırıp çağırıyorlar ama bir şey yapamazlar dedi. Kendi devletinin inandırıcılığını çürütmeye çalıştı. Devlet idarecilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere her türlü siyasi, psikolojik, diplomatik, ekonomik tedbirlerle uğraşıyorken, gerekirse askeri müdahale ve hatta savaş yaparız derken, CHP Genel Başkanı kendi devletinin icraatlarıyla adeta dalga geçiyor, hor görüyor, önemsiz ve değersiz kılmak için konuşuyor. Kendi milletinden nefret edenler, Memleketimizde bizlerden nefret edenler var. Sunucu kadın Adana'da bunu bir kez daha kanıtladı. O aslında yönetmenden değil, yönetmenin temsil ettiği değerlerden nefret ediyor. Bunlara göre Türkiye'ninidir ki, bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan bir Türkiye Cumhuriyeti bu insanları huzursuz ve hatta rahatsız ediyor. Aslında bu ruh halinin adı var. Sömürge ülkelerinin insan tipi istisnalar hariç aynen böyle. Yani bunlar sömürgeci aydınlar ve insanlar. İç dünyalarında kendi ayakları üzerinde duramayan, bağımlı, Müslüman hassasiyetlerle davranmayan bir devlet var. Buna inanıyor ve adeta iman ediyorlar. Bu eziklik kendilerine öğretilmiş. Maalesef ülkemizde böyle bir insan tipi var. Kim öğretti? Nasıl bu hale geldiler? Ayrı bir yazının konusu hatta yazı dizisi yapmak lazım. Her neyse. İddialı, tam bağımsız ve mutlak eşitlikçi bir Türkiye bu insanları korkutuyor. Bu insanların anlayışları dış politika başta olmak üzere hayatın her alanında kendini gösterir. Bunlara göre Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz kendi politikalarını oluşturamaz, kendi başına oyun kuramaz. Batı putuna tapıyorlar. Yapsa bile başaramaz. İttifak yalnızca Amerika başta olmak üzere Batı yapılmalıdır. Doğu Araplar ve dünyanın geri kalanı bunlarda alerji yapar. Hele Arap dünyası ile yakınlaşma bunları çıldırtır bakmayın söylemlerine. Türk dünyasını falan da sevmezler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda İbni Haldun Üniversitesi'ndeki bir törende ülkemizdeki çok önemli bir soruna değinmişti. Kendi kültürünü, tarihini, ecdadını, milletini, İslam dinine ait her şeyi değersiz ve aşağıda kabul eden insanlar. Vatan sevgisi, ulusalcılık mevzularında mangalda kül bırakmayanlar. Bir bakıyorsunuz Amerika'nın çıkarları için çalışıyorlar nasıl mı? Suriye'de olanlar Irak ve Orta Doğu için Habire kendi devletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlayanlar, Amerika, Rusya ve AB'ye sizler burada ne arıyorsunuz bile demezler. 15 Temmuz'da Amerika, AB, NATO ilişkileri hakkında tek bir laf dahi etmezler. Bunlara sığınan FETÖ mensuplarını, neden koyunlarını alıp seviştiklerinin hesabını sormazlar. FETÖ'ye düşmanmış gibi yaparlar. Fakat onunla acımasızca savaşan AK Parti'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a savaş açarlar. Yani aslında bal gibi FETÖ'cüdürler. Sonuç olarak aslen Amerika ve genelde Batı çıkarlarını savundukları halde onlara karşıymış gibi görünürler. Erkantan Takvim